Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok başarılı, çok yetenekli, çok güzel bir konuğum var. Ayşe Tolga. Ayşe hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim İdil'cim. Ben de aynısını senin için düşünüyorum. Ne güzel senden duymak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayşe'yi zaten hepimiz senelerdir televizyonda izliyoruz ama artık YouTube'da da izliyoruz. Harika bir kanalı var. Sağlıklı yaşam üzerine tarifler, egzersizler, smoothie'ler, neler neler. Neler neler. Güzellik videolarım var. Ondan sonra aslında yemek işi İdil'den sorulur. Ben sadece burada birazcık daha basit şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama bugün harika bir smoothie yapacağız birlikte ve aynen, yılbaşına özel bir smoothie olacak bu. Çünkü 1 Ocak smoothie'si diyelim biz buna, aynen, değil mi? Aynen öyle. 1 Ocak smoothie'si diyelim. Çünkü malum yeni yıl gecesi insanlar biraz olsun alkol tüketecekler diye düşünüyorum. Alkol tüketmeseler bile çok yoğun yemek yiyecekler. Evet. Midelerini biraz güzel yiyeceklerle dolduracaklar. Ertesi gün biraz daha hafiflenmek, temizlemek istediğimiz zaman böyle detoks özellikleri hem de enerji verici bir de besleyici bir smoothie yapalım istedim beraber. O zaman ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 4 tane salatalık var, yarım avokado kullanıyoruz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zencefilimiz var, 1 tane muzumuz var, 1 limonun suyu var, 1 çay bardağı soya sütü var, yarım demet maydanoz, yarım demet nane, 1 avuç ıspanak, 1 yemek kaşığı chia tohumu ve de baharatlarımız var. Kırmızı biberimiz var, tarçınımız var, zerdeçalımız var ama bunlar birer çay kaşığı. Evet, birer çay kaşığı. Aynen. Bayağı bomba bir şey çıkacak değil evet, mi Ayşe bunun sonunda? Anladım. Aslında birazcık toksinlerden arındırıcı özellikli şeyler ama besleyici avokadomuz ve muzumuz biliyorsun burada enerji verici. Soya sütü de öyle. Sen ne zaman başladın bu sağlıklı yaşama? Ne zaman merak saldın? Aslında çok uzun zamandır öyle İdil'cim. Yani ben hani tüketici tarafındaydım. Hayatını öyle yaşamalıyım. Bu sana diyeyim 2000'lerden beri böyleyim aslında. Bayağı çok erken. Hatta yani çok fazla vejeteryan, vegan yokken bile 10 sene yakın vegandım. Kızımın doğumuna kadar, yani hamile kalana kadar. Daha sonra tekrar hafiften et yemeye başladım. Hamilelikte... Evet, yani öncesine gerektiği için ama hani sonuçta şimdi bakıyorum yani taş devri diyetinin biraz daha bize uygun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani iyi kalite eti ama çok sık değil her gün olmasa bile arada bir yemek lazım diye düşünüyorum. Peki ne yapalım o zaman? Smoothie'leri yapalım. Hemen smoothie'mizi yapalım. Tamam. Burada dedik işte zaten sen de söyledin. Bunların hepsi bizim genelde smoothie'leri de hemen anlatalım. Detoks içecekleriyle smoothie'ler arasındaki fark ne? Biz bunun için blender kullanıyoruz. Hı hı. Normalde katı meyve sıkacağından geçirdiklerimizde daha çok detoks meyve suyu ya da bitki suyu diyoruz ama buradaki smoothie kavramı biraz daha yoğun kıvamlı. O yüzden de buna smoothie diyoruz. Belki hani kanal takipçileri bu farkı bilmiyordur diye. Hepsinin bütün malzemeleri aslında buraya koyacağız. Tamam. Güzelce karıştıracağız. Ondan harika. Sonra smoothie'mize afiyetle iyi olacağız hayatım. O zaman biz yavaştan başlayalım. Bunları aynen, olduğu gibi koyalım. Şöyle saplarıyla birlikte. Benim muzum biraz fazla olgunlaşmış. Ayşe kusura bakma hafif hafif kararmalar var. Evet, aslında yanlış bilinen, özellikle Türkiye'de yanlış bilinen bir şey o. Biz muzun bu kadar kararmasını çok sağlıklı buluyoruz. Çünkü onun içerisindeki bütün besleyici maddeler özellikle olgun muzda var. Dolayısıyla bu iyi doğrusu şey. Bu. Tamam, doğrusu çok bu. Çok güzel. Yani olgun olması gerekiyor. Bir de buradaki şeyleri de biliyorsun ama hemen hızlıca söyleyelim. Tabii. Özellikle nane, maydanoz gibi şeyler biliyorsun. Hem bağışıklık kuvvetlendiriyor, hem sistemi temizliyor, hem bağırsaklarımızı özellikle toksinlerden arındırıyor. Özellikle hani her gün yapamıyorsanız bile salata yiyemiyoruz biz deseniz bile bir avuç taze maydanoz, bir avuç taze yeşilliği mutlaka yemeklerinizle beraber yanında yemenizi öneriyorum özellikle. Çok önemli. Yeşillik çok önemli. Maydanoz gerçi çok tüketen bir mutfağımıza çok yakışıyor evet, maydanoz. Ama tabii ben de sebze suyu, ben daha detoks gibi katı meyve sıkacağıyla yapmayı seviyorum. Hı-hı. Haftada 3-4 kere içiyorum. Yapıyorsun. Faydasını çok görüyorum. Güzel çünkü miden hafifliyor. Aynen. Avokadonun yarısını koyduk. Avokado da biliyorsunuz en zengin bitkisel yağ kaynaklarından bir tanesi. Şeklinden dolayı da hep anlatıyorum. Burada da gelmişken anlatayım. Bütün meyvelerin, doğada yaratılmış bütün meyvelerin sebzelerin şekillerine bakarak aslında onların iyi geldiği yerleri bulabiliyoruz İdil'cim. Dolayısıyla bu bizim için uterusa benziyor, rahime benziyor. Ve inan kadınlarla ilgili, kadınlıkla ilgili, uterus, rahimle ilgili bütün problemlerde avokadoyu, avokado yağını çok kullanıyoruz. Dolayısıyla avokadoyu özellikle kadınlar, genç kızlar, kadınlar mutfağınızdan eksik etmeyin. Cildinize nem verir, yağdan dolayı cildinizi harika, besler. Pek çok probleme de iyi gelir. Çok avokado da lezzetli. Aynen, çok da lezzetli. Muzu koyuyoruz. Muz zaten biliyorsunuz özellikle sporcu beslenmesinde de çok kullandığımız bir şey. İyi bir enerji kaynağı. Ispanağı ben özellikle çiğ olarak da çok öneriyorum. Hani bunu hemen ekleyelim. Seni yakalamışken. Senin üzerinden mesajlarımızı verelim. Lütfen çiğ yani ıspanağı lütfen pişirmeyin artık. Ispanak çok faydalı bir salata şey. Salata gibi aslında yemekle çok çiğ güzel. Yiyin, evet. Aynen. Limon suyu her şeyi alkali yapan bir şey. Normalde biliyorsun turunçgiller ailesinden gelen şeylerin asidik olduğunu söylerler ama limon suyu bu değil.
limon suyu her şeyi alkali hale getiriyor. Onun için buraya da koydum. Sen alkali beslenmeye de o zaman çok dikkat ediyorsun. Tabii ki alkali beslenme zaten bence trend olmamalı. O bir hayat felsefesi olmalı. Soya sütümüzü de kattık. Eğer soya sütü bulamıyorsanız bile bence hazır badem sütünü çok öneriyorum. Badem sütü bulamazsanız o zaman soya sütü de olur. Ama normal inek sütü lütfen koymayın. Çünkü burada sadece bitkisel o da yoksa şeyler su kullanıyoruz. O zaman. O da yoksa su. Ama tamam. Gerek olmayacağını göreceksiniz. Chia'yı hemen kısaca anlatalım. Evet, chia'yı evet. Çok biliyorlar ama ben söyleyeyim. Kalsiyum deposu, mineraller de çok zengin. Evet biz Ayşe bulamıyoruz, pahalı falan diyorlar bazen. Haklısınız ama bence böyle yemeklere böyle bir tutam koyacaksınız. Aldığınız şey bir ay kadar gidecek. Dolayısıyla chia tohumunu da sağlığınıza iyi bir yatırım olarak düşünün. Bunlar tam ölçüsünde değil miydi? Tam ölçüsünde. Zerdeçal biliyorsunuz Ayurveda mutfağında çok fazla bizim toksinlerden arınmak için kullandığımız bir şey. Karaciğer probleminiz varsa, ince bağırsak probleminiz varsa lütfen kullanın. Isıtıcı aynı zamanda. Onun dışında tarçın koyduk galiba buraya değil mi? Evet. Tarçınımız var. Bir de kırmızı Meksika biberimiz var. Kırmızı Meksika biberiyle tarçın da ısıtıcı. Isıttığı için ne yapıyor? Kan dolaşımını hızlandırıyor. Kan dolaşımı da aslında o toksik maddelerin vücuttan atılmasını hızlandırıyor. Ne o yüzden bunları ekledik. Hızlı hızlı da söylüyorum. Ben de hızlı hızlı söylüyorum böyle. Ne kadar güzel bilgileri öğrendik. Harika. Yani bunu içmek dünyanın en sağlıklı şeyi o zaman şu anda değil mi? Aynen öyle. Yani gerçekten çocuklarınıza da yapın. Benim kızım çok seviyor. Bu arada çocuklar siz ne yerseniz onu yer. Hep onu söylüyorum. Hani ay benim kızım şeker yiyor diyor falan insanlar. Lütfen mutfağınıza sağlıklı doğal şeyleri koyun ki aileniz de çocuklarınız da bunlardan faydalansın diyorum. O zaman biz şimdi blenderımızı çalıştırıyoruz. Sonra da içeceğiz. Hadi bakalım. İşte hazır. Bakalım beğenecek misin İdilcan? Yemyeşil harika gözüküyor. Evet, biraz böyle içinde bir tane minnoş bir olsun. Şey kalmış. Onu da söyleyelim. Biz şimdi bütün attık maydanozları falan ama ince de kıyabilirler. Evet. Biz sadece eğer blenderınıza güveniyorsanız motor gücüne yapabilirsiniz. Onun için yaptık. Bunda İdil harika şeyler. Çok güzel. Pek smoothie uygun değil ama dedim madem 1 Ocak için yapıyoruz ortalıkta bunlar kesin olacaktır. Biz de bakın, bunlardan içelim. Smoothie'nin farkı bu işte. Bakın katı meyve sıkacağından geçirdiğiniz detoks içecekleri böyle yoğun kıvamlı olmuyor. Smoothie'yi ben yanıma alıyorum. Sabahtan böyle bir tane yapıyorum. Benim böyle güzel plastik hani bu sporcu çiçeklerini koyduğumuz kaplar var ya. Onlardan koyuyorum. Ve bütün gün içiyorsun onu. Ve bunu içiyorum. Bunu senin afiyet olsun arkadaşım. Ben içeyim o zaman şimdi. Vallahi çok güzel tadı. Gerçekten çok güzel. Bir kere biraz bence yoğun ama o baharatlar, tarçın o kadar güzel bir lezzet vermiş ki. Şimdi bazı şeyler diyecek. İçi çok faydalı. Ama şerefine. İçmeye de devam ediyorum bir anda. Çekimi unuttum ben smoothie'mi çek. Bence çok güzel. Bunu afiyetle içebilirsiniz. Ayşe'cim çok teşekkürler. Biz şimdi video çekmeye devam ediyoruz. Ayşe'nin kanalı için, yılbaşı için sağlıklı atıştırmalık yapacağız birlikte. Onun da linkini bu videoya ekleyeceğim. Lütfen izlemeyi unutmayın. Ayşe'nin kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.